Evet. Efendim iyi akşamlar. Full Ekran başlıyor. Full Ekran Kivanc Tatlitug'la başlıyor. Kivanc Tatlitug da geçen hafta Los Angeles'taydık. Ve Los Angeles'ta bir galaya katıldık. Bir daha doğrusu bir film gösteriminin ilk gösterimine katıldık. Sanctum diye James Cameron'ın yeni çıktığı bir film. Biraz konuşacağız. Biraz Kivanc'ın yeni projeleri üzerine konuşacağız. Biraz da işte Los Angeles'ta çektiğimiz görüntülerden yayınlayacağız. Nasılsın Kivanc? Hoş geldin. Hoş. Ne var ne yok? Hoş bulduk. İyi Los Angeles'tan bu yana. Evet, gayet güzel. Güzel bir gezi yaptık değil mi seninle ya? Nasıldı? 3 günde yapılması hızlı gereken ne gezi varsa hepsini yaptık arada. Her şey hızlı hızlı. Tabii. Hem biraz Los Angeles'i gezdik hem James Cameron'la tanıştık. Bu arada tabii ayağın nasıl oldu ya? Şimdi herkesin en çok merak ettiği şey. Evet. Şimdi giderken görüntüleri arkadaşlar ekrana getirecekler zaten. Giderken havaalanında geçen hafta işte şimdi ekrana geliyor. Şöyle şu vaziyette gittin Los Angeles'a. Evet. Daha doğrusu bak ben de oradayım. Beraber şöyle bir yola çıktık şeyde. Dönüşümde ve kanatlanıp döndüm. Aynen kanatlanıp döndüm. Peki iki günde nasıl döndü? Evet. Şu andaki çekmiş olduğum ağrıyı bana tekrar gösterdiğiniz için ve yaşattığınız için. İnanmıyorum ya. Çok mu ağrı var? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum şu anda size. Ya o an şu an mesela çok ağrı var mı şeyde? Yani felaket durumdaydım. Yani bildiğin gibi değil. Çünkü son ana kadar doktorun gitme. Çünkü çok taze durum oldu. Yani çok aslında baştan beri inanılmaz bir şanssızlık. Los Angeles'a biz çarşamba günü gittik değil mi? Evet çarşamba günü. Çarşamba günü olay pazartesi günü oluyor. Ayağın. Tabii arkadaşlarımla basketbol oynuyorum. Zaten hani profesyonel basketbol oynadığım için. Sonra sakatlandım ben basketbolu bıraktım. Ama profesyonel oynadın mı sen basketbol? Amatör ve profesyonel yaşantım toplamda 10 yıl. Hadi ya. Tabii 10 yıl. O kadar sürdü yani. Evet. Hangi kulüpte oynadın? İçimde uhdedir yani basketbol. Oyuncu olmasını bekle basketbolcu olurdun. Çok istiyordum basketbolcu olmayı. Yani benim hayatımda en çok istediğim şeydi basketbolcu olmak. Ve şimdi amatör olarak devam ediyorsun. Evet. Ve böyle de ayağını... Artık sokak basketbol oynuyoruz. Evet. Nasıl kırdın diyorum ya Allah korusun. Yan bağlarını zedeledin, kopardın daha doğrusu. Şöyle oldu. Pazartesi günü yine rutin haftalık basketbol. Her pazartesi oynar mısınız? Yani pazartesi diye hani belli seçmiş olduğumuz bir gün yok. Acunların halı sahası falan gibi bir şey galiba. O tarz bir şey. Yani belli başlı oynayan arkadaşlarımız var. Hepsi zaten döneminde oynamışlar profesyonel anlamda. Onlarla toplanmıştık. Kimler var takımda öyle profesyonel? Yani tanıdık yok. Öyle tanıdık ama bildiğin, daha önce oynamış. İnsanların bildiği tanıdık yok. İkinci ligde oynayan, birinci ligde oynayan işte bir dönem. Haşır neşir olmuş ciddi şekilde basketbol. Ondan sonra pazartesi günü İşte haftanın belli günleri biz oynuyoruz. O geçen hafta da pazartesiye denk geldi. Hiç yani ayak bedavaya gitti diyeyim ben sana. O kadar. Ne yaptı? Rebound'a mı çıktın? Smaç mı yaptın? Yok, rebound değil. Üçlük çizgisindeyim. Dribbling yaptım. Kalktım şut atacağım. Zıpladın. Zıpladım. Ondan sonrasını hatırladım. Bilek. Önümde duran oyuncunun ayağının üstüne düşmüşüm ben. Tabii düz taban olduğu için ayaklar böyle düşüyor. Sonra herifin ayağı benimkinin altında kalıyor. Kaldığı için de ayak ters dönüyor. Tabii vücut o hani onlarca kilonun ağırlığı ve ivmesi de var. Yukarıdan aşağı iniyor. Sonra bir şeyin koptuğunu hatırlıyorum. Böyle bir çat diye bir ses geldi. Çok net. Şimdi nasıl peki ayağın? Bağlarda kopukluk var yani. Hala devam ediyor tabii mu? Yan bağ. Çünkü ben Los Angeles'a gittiğimizde uçakta tabii 10 saat 12 saat Kivanc'la beraber Kivanc'la benden bir gün yarım gün önce uçtu. Oraya gittiğimde hala ayağın davul gibiydi böyle. Fotoğrafları falan da çekmişsiniz zaten uçakta. Korkunç şekilde şişmiş vaziyetteydi şeyler. Şimdi şöyle bir şey. Peki? Benim gidişim aslında benim gitmemem gerekiyordu. Doktorum bana... Doktor evet son anda yani kesinlikle var. Aşağı marketi bile hani ekmek almayı inemezsin dedi. Yani. Üzerine basma. Teşhis bu. Evet üzerine basma. Ayağın kalp seviyesinden yüksekte duracak. Yatacaksın ve dinleneceksin sürekli kompres, buzla. Gün içerisinde bunu sık sık tekrarlayacaksın. Başı 10 dakika. Bana vermiş olduğu reçete bu. Ama onun dışında sen de zaten sürecin içindesin. Sen de sürece şahitsin. Evet. Yani uçak biletleri alınmış, rezervasyon, oradaki plan program çizilmiş, her şey yerli yerine oturtulmuş. İki gün önce telefon açıp kusura bakmayın gelemiyoruz. Diyemezdim. Yani yakıştıramadım kendimi açıkçası samimi konuşmak gerekirse. Çünkü orada birçok organizasyon yapılmış bu konuyla ilgili. Ne yapalım? Üç gün ayakta tutacak. Bu sefer şeye ilaçlara başvurduk. Çünkü Amerika'ya gidince hemen doktora göründün. Doktor tedavileri devam ama etti. Yani bundan sonra zaten çok
nadir, çok az öz program röportajı evet. katılırım. Evet, biliyoruz. Bundan sonra röportaj yaptığım zaman hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı diye bana sık sık soruyorlardı. Şimdi buna verecek yanıtım var değil mi? Yani İstanbul, Münih, Los Angeles kelimelerle anlatılmaz bir yolculuk oldu benim için. Evet, zor bir yolculuk. Evet. Kıvanç'ın basketbol merakıyla ilgili şöyle bir şey oldu. Tabii biz Los Angeles'ta şey yaparken orada siyahi oyuncular, daha doğrusu sokak basketbolu yapan pek çok şeyler vardı, insanlar vardı. Venice Beach'te. Venice Beach. Kıvanç dedi ki bunların dedi kafası üzerinden basarım diye. O kadar iyi misin mesela? White man can't jump. Aynen. Beyaz adam sıçrayamaz diye bir film de vardı. Evet, aynen. Ama sen sıçrıyorsun anladığım kadarıyla. Ya döneminde sıçrıyordum tabii. Artık bıraktık basketi. Öyle hani profesyonel anlamda. Smash falan hala yapabilir misin? Öyle tek elle falan, yani çift elle belki yapamıyorsun değil mi? Zorlasam çıkarım. Öyle mi? Çıkar mısın? Ama şey gerekiyor. Zaten profesyonel sporcuların, yani hı-hı. amatör sporculardan farkı günde birkaç tane idman ve sürekli yapmaları. Yani çok doğru. ağır idman aynen. yapıyorlar. Yani bünye o ağır idmana alıştığı zaman zaten hani şu anda nasıl sıçrıyorsan hı-hı. profesyonel başladığın antrenmanlarda ondan 3-5 santim daha yukarı sıçrarsın. Çünkü kaslar o giriyor zaman itibariyle. Ama bu halinle bile Venice Beach'teki siyahları galiba biraz zorlardın. He? Zorlardık ya. Öyle diyordun çünkü. Öncelikle çünkü bir Türk olarak. Değil mi abi? Sonra bir beyaz olarak. Tabii.